Çok önemli bir şey üzerinde çalışırken birden düşük pil uyarısı alıyorsunuz. Aceleyle işinizi yetiştirmeye çalışırken birden ekranınız kapanıyor. İşiniz bitmediği gibi dosyanızı kaydedip kaydetmediğinizi de hatırlamıyorsunuz. Sanırım laptop şarjınızın daha uzun süre dayanması için ipuçları işinize yarayabilir. 1. Güç seçeneklerini değiştirin. Muhtemelen ilk bunu deneyeceksinizdir. Bu yüzden ilk olarak bundan bahsedelim. Ayarlar sekmesine girerek Mac'ler için enerji tasarrufu ya da Windows'lar için güç tasarrufu modunu seçebilirsiniz. Buradan ekranın ne kadar süre boyunca bir faaliyet olmazsa kapanacağını seçebilirsiniz. Süre ne kadar kısa olursa o kadar enerji tasarrufu sağlamış olursunuz. 2. Ekran parlaklığını azaltın. Laptop ekranınız ya da daha doğrusu ekran parlaklığınız tüm sistemde en çok enerji tüketen şeydir. Ekran parlaklığını azaltarak fazladan 30 dakika kazanabilirsiniz. Bunu fonksiyon tuşunu kullanarak kolaylıkla yapabilirsiniz. Parlaklığı minimuma indirerek gözlerinizin kamaşmasını da engellemiş olursunuz. 3. Arka planı değiştirin. Biliyorum, soğuk günlerde sıcak bir kumsal fotoğrafı içinizi ısıtıyor ama bu sıcak renklerin şarj sürenize olan etkisini unutmayın. Bunlar yerine daha koyu renkli bir şeyler seçin. Hatta tek renk arka plan bile kullanabilirsiniz. Aynı nedenlerle ekran koruyucusu da kullanmayın. 4. Uyumadan önce bilgisayarınızı kapatın. Laptop ekranınızı kapatmak yeterli değildir. Bilgisayarınızı tamamen kapattığınızda uygulamaları ve onların gün boyunca biriktirdiği verileri de sonlandırmış olursunuz. Böylece ertesi gün onu yenilenmiş ve güne başlamaya hazır şekilde açabilirsiniz. 5. Uyku modu yerine hazırda bekletin. İkisi arasında kaldıysanız hazırda bekletmeyi seçin. Bilgisayarınız uyku modundayken aktif olarak hafızasını kullanır ve piliniz azalır. Hazırda beklet moduna geçmeden önce ise mevcut durumunu kaydeder ve tamamen dinlenmeye geçer. Ayrıca eğer hazırda beklet seçeneğini piliniz tamamen bitmeden seçerseniz çok daha iyi olur. 6. Fazlalıkları temizleyin. Dahili belleğinizde alan açtığınızda tüm sistemi daha verimli kullanırsınız. Diskiniz ne kadar doluysa bilgisayarınız da o kadar yavaşlar ve bir ömrü azalır. Gereksiz dosyaları ve ön belleği arada sırada temizlemeyi alışkanlık haline getirin. 7. Hızlı aramayı kapatın. Bu, aradığınız her şeyi saniyeler içinde bulmanıza yardımcı olması her ne kadar faydalı olsa da aktif olarak arama dizinlerini günceller ve eğer sürekli bir şekilde kullanmıyorsanız sistem tercihleri sekmesine girerek bunu kapatabilir ve enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz. İstediğiniz an tekrar açabilirsiniz. 8. Onu serin tutun. Hava çok sıcaksa ya da çok soğuksa bilgisayarınız verimli çalışamaz ve enerji harcar. Dondurucu olmadığı müddetçe cihazınız soğukta daha iyi performans sergiler. Ayrıca bilgisayarınızın daimi olarak temiz havaya ihtiyacı vardır. Yani eğer kucağınıza alıp yatakta çalışıyorsanız muhtemelen soğutma sistemlerini engelliyorsunuzdur. Ayrıca cihazınızı sıcak havalarda arabanızda, doğrudan güneş ışığının altında ya da ısıtıcıların yakınlarında bırakmayın. 9. Gizli moda geçin. İnternette kendiniz olarak gezinirken otomatik doldurma tercihleri sayesinde her site için kullanıcı adınızı ve şifrenizi girmeniz gerekmez. Ama bu özellik de fazladan enerji tüketir. Yani gizli pencere açarak bu şekilde gezinirseniz biraz da olsa enerji tasarrufu sağlamış olursunuz. 10. Sürekli prizde tutmayın. Tüm laptopların kaldırabileceği kısıtlı bir şarj döngüsü vardır ve bu sayı genellikle 500 civarındadır. Bir döngü %0'dan %100'e ulaşıldığında tamamlanır. %50'den %100'e çıktığınızdaysa yarım döngü olur. Bataryanız ne kadar fazla döngü geçirirse verimliliği de o kadar düşer. Yapabileceğiniz en ideal şey bu yüzdeyi 50 ila 80 arasında tutmaktır. Örneğin sabahleyin şarj edebilir ve günün geri kalanında şarjdan çıkartabilirsiniz. 11. Kapanmadan önce şarja takın. Bir önceki bilginin tam tersi gibi görünse de pilinizi tamamen tüketmemelisiniz. Bataryaya yük bindirmemek için pil seviyeniz %20'nin altına düşmeden önce şarja takın. Bu arada bilgisayarını sürekli şarjda tutanlardan mısınız yoksa şarja takmadan önce son ana kadar bekleyenlerden misiniz? Yorumlar kısmında cevaplarınızı bekliyorum. Kullanılmayan aksesuarları çıkarın. USB'ler, harici diskler, web kamerası, kablosuz fare, harici klavye, mikrodalga fırın, hayır bu yok pardon, ya da diğer aksesuarların hepsi anakarttan güç alır. Bunları kullanmasanız bile enerji tüketirler.
Yani bunları çıkarın ve eğer müzik dinlemiyorsanız sesi de kapatın. Ayrıca eğer varsa klavye ışıklandırmanızı da kapatın. 13. Kablosuz bağlantıyı ve Bluetooth'u kapatın. Bu ikisi sürekli olarak bağlanılacak bir ağ ararlar ve bu da sürekli olarak pil tüketimi anlamına gelir. Eğer o an bağlantıya ihtiyacınız yoksa ikisini de kapatın gitsin. 14. Fazla güç tüketen uygulamaları kapatın. Arka planda hangi programların çalıştığını ve bunlardan hangilerinin ne kadar güç tükettiğini kontrol edin. Bunu Mac'lerde giriş tercihleri sekmesindeki kullanıcılar menüsünden yapabilirsiniz. Windows'lardaysa görev yöneticisinden hangi uygulamanın ne kadar enerji tükettiğini görebilirsiniz. Bu uygulamalara gerçekten ihtiyacınız olup olmadığına karar verin ve eğer yoksa silin. Ayrıca kullanmadığınız tüm uygulamalardan çıkış yapmayı da unutmayın. 15. Otomatik güncelleştirmeleri kapatın. Ayarlarınızı değiştirin ve tüm güncellemeleri prize takılıyken yapma seçeneğini tercih edin. Büyük uygulamaların güncellemeleri de büyük olur ve bu sürede oldukça fazla güç tüketirler. 16. Bildirimleri kapatın. E-postalarınız ve sosyal ağ hesaplarınız ilgiye bayılırlar ve bunun için de sürekli size bildirim gönderirler. Onları açmasanız bile bilgisayarınız verilerini yenileyerek onları güncel tutar. Bunu da ayarlar kısmından değiştirerek önemli şeyler için enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz. 17. İşletim sisteminizi güncel tutun. Güncellemeler bilgisayarınızı verimli kılar. Yapılan yamalar sayesinde bataryanıza yük bindiren sorunlar ortadan kaldırılır. Ne zaman bilgisayarınızı prize takarsanız, fırsatınız varsa sisteminizi güncelleyin. 18. Tek şeye odaklanın. 20 sekme ve bulut depolaması açıksa, resim düzenliyor ve müzik dinliyorsanız, birden fazla programı aynı anda çalıştırıyorsunuz demektir ve bilgisayarınız bu durumda zorlanır. RAM'iniz bu durumla başa çıkamaz ve dahili belleği yardıma çağırabilir. Buysa fazla güç tüketir. Bunu engellemek için sadece tek bir şeye odaklanın ve uçak modunu açarak diğer şeylerin cazibesinden sakının. Böylece kablosuz bağlantıyı ve arka plandaki uygulamaları durdurmuş olursunuz. 19. HDD yerine SSD kullanın. SSD'ler sıradan disklere göre çok daha az enerji tüketirler. Üstelik çok daha hızlıdırlar. Böylece normalde yaptığınızdan çok daha kısa sürede birçok işinizi halledebilirsiniz. Harika değil mi? Evet, güzel. Tamam, duruyorum. 20. Görüntü kalitesini azaltın. Sadece oyunlar ve fotoğraf ya da video düzenleme programları yüksek görüntü kalitesine, dolayısıyla güçlü bir ekran kartına ihtiyaç duyarlar. Bu yüzden eğer bunları yapmıyorsanız görüntü kalitesini düşürün ve enerji tasarrufu sağlayın. 21. Temiz tutun. Bilgisayarınızın hava almaya ihtiyacı olduğunu hatırlıyor musunuz? Fanlarını temizleyin ve tozdan arındırın. Eğer tıkanırlarsa bilgisayarınız kısa sürede ısınır ve bu da biriniz için büyük bir sorun olur. 22. Orijinal şarj aleti kullanın. Voltajdaki ufak bir değişim bile hem bilgisayarınıza hem de pilinize zarar verebilir. Bu yüzden ya orijinal şarj aleti alın ya da uygun bir muadilini bulun. Sorunlarla karşılaşmamak için tüm özelliklerini dikkatlice kontrol edin. 23. Bataryanızın durumunu kontrol edin ve gerekiyorsa değiştirin. Hiçbir batarya sonsuza kadar dayanmaz. Siz de bataryanızın ömrünün ne durumda olduğunu öğrenebilirsiniz. Mac kullanıcısıysanız sistem bilgisi menüsünden güç sekmesine giderek bu bilgiye erişebilirsiniz. Değiştirin ya da düşük kalite yazıyorsa bir şeyler yapmalısınız demektir. Windows kullanıcılarıysa bu işlemi komut sistemi penceresinden yapabilirler. 24. Yedek batarya taşıyın. Yedek bir şarj sayesinde verilerinizi kurtarabilirsiniz. İhtiyacınız olan bir anda yardımınıza koşar. Bazı bilgisayarların çıkartılabilir bataryaları vardır ya da ikinci bir bataryayı eklemenize izin verir. Diğerleri içinse bir adaptör almanız gerekebilir. Harici batarya mevcut bataryayı ya da doğrudan laptopu şarj edebilir. Eğer bugün yeni veya faydalı bir şeyler öğrendiyseniz videoyu beğenin ve bir arkadaşınıza paylaşın. Ayrıca işte hoşunuza gidebilecek diğer harika videolar. Sadece soldakine ya da sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakın.